Az Tuzlu Murat Bey Burgu'yla Bir Sevda Durdu başlıyor. İyi akşamlar değerli izleyiciler. Gurbette orduları başarıyla temsil eden hemşehrilerimizin konuk olduğu bir programda daha sizlerle beraberiz. Bu haftaki konuğumuz Özgür Grup Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanımız Hüsamettin Bölükbaş. Değerli izleyiciler, Hüsamettin Bey birbirinden kıymetli, çok büyük sanayi sektöründe faaliyetler gösteriyor. Bu hafta ona konuğuz. Hüsamettin Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Size hoş geldiniz. Ben de iyi akşamlar diliyorum. Ordu sevdalılarına da selam ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Bu haftaki konumuz diyoruz ama dolayısıyla biz her hafta olduğu gibi biz programımızın konuğu olan vatandaşımızın iş yerine gidiyoruz. Özgür Grup Şirketler Topluluğu'nun ana hizmet binasında ve sizin fabrikanızdayız şu anda. Öncelikle bizleri kabul ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Zahmet ettiniz, geldiniz. Sağ olun, var olun. Evet, şimdi çamaşırsınız. Size anlatacağız, orduluyuz. Kısaca biz biliyoruz ama izleyicilerimizin sizi daha yakından tanıması adına Hüsamettin Bölükbaş kimdir? Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii, memnuniyetle. Ben 1952 yılında Ordu Çamaş, Çavuşbaşı Mahallesi'nde dünyaya gelmişim. Gelmişim derken aslında belki de doğum tarihim bile tam net değildir, bilemiyorum. İlkokulu mahallemde okudum. Ortaokulu ve liseyi Fatsa'da okudum. Üniversite için 1970 yılında İstanbul'a geldik. Ve o gün bugün de İstanbul'da ikamet ediyoruz. 74 yılında makine mühendisi olarak okulu bitirdim. 75 yılında iş hayatına başladım. 75 yılından 87 yılına kadar çeşitli 3 firmada yönetici olarak ve mühendis olarak çalıştım. Bu arada askerlik idareye tabi. 87 yılında da kendi işimi yapmaya başladım. 87 demek ki 32 yıldan beri de kendi işimizi yapıyoruz. Kısacası Hüsamettin Bölükbaş bu. Evet. Çok teşekkür ederim. Şimdi hızlı bir anlatım oldu tabii. Özetlemiş oldunuz. Tabii siz sorarsanız detaylı girelim. Kısaca şimdi detaylarımız tabii olacak tabii ki. Evet, 32 yıldan beri işin içerisindesiniz. İşe bahsedeceğiz. Biraz aileye gidersek, Hüsamettin Bölükbaş nerede, nasıl bir ailede doğmuştur, nasıl bir ailede büyümüştür? Biraz ailenizden, memleketten biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Dediğim gibi Çavuşbaşı köyünde mütevazi bir ailenin çocuğuyum aslında. Bazı özel durumları da var belki annem babam yönünden. Ben 5 kızdan sonra dünyaya gelen ilk evlat, erkek evlat olarak dünyaya gelmişim. Dolayısıyla babamın ve annemin çok fazla üzerinde titizlikle durduğu bir çocuk olarak aslında çocukluk hayatım geçmiş. Ben ailemi çok sevdim ve çok özledim. Annemi 91 yılında, babamı da 2004 yılında, 92 yaşında kaybettim. Onlardan çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Çünkü onları ben hiç kavga ederken, hatta dışarıda kavga ederken, etrafta kimseyle kötülerken, kavga ederken görmedim, duymadım. O bize olduğu gibi yansıdı. Hatta bizim evimizin önünden bir mahallenin yolu geçerdi. O yolda annem birileri otursa da onlara işte ayran, yoğurt ikram etsem, su ikram etsem diye şey yapardı. O ikram ettiklerinden çok sonra ben onun dualarını da duymuş oldum. O bize yardımseverliğin ne kadar önemli olduğunu aslında göstermişti o yıllarda. Biz de onları devam ettirmeye çalışıyoruz. Yokluk içindeydi belki bizim ailemiz. İşte Karadeniz'in genelinde biliyorsunuz, olayı biliyorsunuz. Ama çok mutlu bir aileydi, onu söyleyeyim bir kere. Hiçbir zaman şikayet edilmedi. Olanla idare edildi, paylaşıldı. Mesela ben o günün yemeklerini çok az özlüyorum. Hatta bazen gittiğimde köyüme diyorum ki şu mısır ekmeğini şu şekilde yapar mısınız?
Ama yapan yok maalesef. Ama annem yapardı onu. İşte o bildiğimiz ocaklarda külün altına kestane yaprağı sererlerdi. Onun üzerine hamuru güzel yine düşerler. Onun üzerine tekrar kestane yaprağı yaparlar. Üzerine külü ve ateşi kapatırlar. Sabaha kadar o böyle kabarır dururdu. Sabahleyin sıcacık. Zaten köyde ne var? İşte hayvan ve hayvan şeyleri, işte yağdı, süttü. Bunlarla beraber bunu yediğiniz zaman müthiş bir şey olurdu bizim için o yıllarda. Biz onu özlüyoruz ama şu anda onu yaptıracak kimseyi de bulamıyoruz açıkçası. Yani o yokluk günlerini biz özlüyoruz. O zaman ne diyorlar? Nimet bazen ki insana külfet oluyor ama o nimetin olmayışı, bir yoksulluğun oluşu da bizim için o zaman hakikaten bugün nimetmiş. Yani oradaki yaşamışlıklarımız. Şimdi her şey var. Her şey yaşanılıyor. Bütün imkanlar var. Ama insanların huzurları yok. Aynı mutlulukları yok. Yüzleri tebessüm etmiyor. Evet, geçmiş çok güzel. Şimdi geçmişten bahsedecek olursak, anlattınız biraz köyü ama çocukluk, hani bütün misafirlerimize, konuklarımıza hep aynısını soruyoruz. Çocukluğunuzla ilgili, hafızanızda bizimle paylaşmak istediğiniz anınız varsa paylaşır mısınız? Vallahi o kadar çok var ki, yani bu belki bu programın hepsine bile sığmaz ama ben bir iki tanesini anlatmaya çalışayım. Bizim evimiz mahallenin en üst kısmında, yani çamaşır merkeze yakın yerde. Okul 3 kilometre daha aşağıda bir yerde. Ve tabii yaya olarak gidiyoruz. Kışı var, çamur var bunun. Bir de mahallenin içinden geçerek gidiyoruz. Mahallede köpekler var. Ben babam beni hatta bir sene kayıtsız bile göndermiş ki okula alışsın diye. İlk evlatız ya, ilk erkek olarak. Ve bizim amca çocukları beni alıyorlar annemden. Biz götürürüz beraber diyorlar şeye, okula. Ama o biraz aşağı inince beni bırakıp kaçıyorlar. Onlar biraz daha büyükler. Ben tabii ağlaya bağıra okula gidiyorum ve köpekler peşime düşüyormuş. Orada yaşlı teyzeler, amcalar anneme babama demişler ki ya bu çocuğu ne gönderiyorsun okula? Bak bunlar köpek yüzünden ağlaya bağıra gidiyor ama hiç şikayet etmedi. Bu benim için çok özel bir durumdu. Okulu sevmemize, okul sevgisinin bütün zorlukları yendiğini orada görüyoruz. O 3 kilometre yolu gider gelirdik ama hiç yorulduk demezdik. İşte çamur, çorak, aklına ne geliyorsa. Hala öyle zaten yolların büyük kısmı. Ama çok memnunduk. Bazen de elimizde odunlar olurdu tabii. Sobayı yakmak için odun götürürdük. Ama sağ olsun babam, dedim ya ilk evlat, erkek evlat olmanın avantajları var. Babam at yüküyle bir kere götürür, beni kurtarırdı her gün at odun götürmekten. Böyle bir hatıralarımız var. Ama daha sonra gerekirse birkaç tane daha anlatırım aradılar da. Ama hatıralar çok. Anlatmak istediğiniz varsa bir tane daha anlatabilirsiniz. Yani. Tabii ki. Şimdi yokluk dedik. Tabii bizim çamaşır o zaman nahiye bizim çocukluğumuz yıllarında. Ve lokanta falan da yok. Bir iki tane bakkal bir şey var. Bir tane fırın var. Fırında da yiyecek olarak, lokanta olarak yapılan şey reçel veriyor. Helva veriyor. Ekmek veriyor yanında. Zaten daha fazlasını alacak paramız da yok belki büyük bir ihtimalle. Biz ancak acıktığımız zaman oraya gidiyoruz. Belki çok ucuz paralarla karnımızı doyuruyoruz falan. Şimdi diyelim ki bir tabak geliyor. Bizim oranın bakır tabakları vardı eskiden. İçine belki bir kaşık, bir iki kaşık reçel koyuyorlar. Ama biz ona bir bardak, iki bardak da su koyuyoruz üzerine. Çoğalsın diye. Ve ona ekmek, verilen ekmeği bandırarak içiyoruz. Yiyoruz daha doğrusu. Bu bizim öğlen yememiz oluyor. İşte bunu unutmak mümkün değil. Yine aynı lokantada bir gün gittim. Dediler ki zeytin geldi. Hiç duymamışım ben zeytini. İlkokulda ya gitmiyorum belki de. Burada zeytin geldi. Yer misin dediler. Yerim dedim ben şimdi. Bilmiyorum ne olduğunu. Görmemişim de. Şeklini de bilmiyorum. Gazete kağıdında. Gazete kağıdına 5-10 tane zeytini koydular. Masaya getirdiler. Baktım. Hiç bildiğim, tanıdığım bir şey değil. Yemiyorum da diyemedim. Ben onu kağıdı aldım elime. Sardım. Yemedim ama. Dışarı çıktım, attım. Bu dedim keçinin şeyine benziyor. Ve yemedim. Çok ilginç. Bir diğer şey mesela ben Fatih'e bizim köyümüz 15 kilometre kuş bakışı ya da karayolu ile 18 kilometre falan. Denizi ben ilkokulu bitirdiğim sene gördüm. Fotoğraf çektiğimde gittiğimde gördüm. Yani bu kadar kısa mesafede biz Fatih'e inememişiz.
Böyle günler yaşadık biz. Çocuk anılarım çok fazla. Evet. Bunlarla şimdi çok, idare edelim. Çok güzel ya. Ya işte hem yokluğu yaşıyoruz o günlerde ama farkında değiliz de bizim için de çok veli nimetmiş. Güzel anılarla bahsediyoruz. Ama nasıl yani bunları unutmak mümkün değil. Ben bunları çocuklarıma da anlatıyorum, torunlara da anlatıyorum ve çok memnun oluyorlar. Evet. Bir tane daha anlatayım o zaman. Biz Fatsa'ya giderken Demirci Köyü'ne kadar yani aşağı yukarı yarısı. Yani bizim evle Fatsa'nın yarısına kadar araba geliyor, kamyon geliyor daha doğrusu. Kamyon sırtında geliyorsunuz. Ya paranız yetmiyor, kamyon yukarı çıkıyor aslında ama ya paranız yetmiyor bilmiyorum ya da zaman çok uzun sürüyor. 18 kilometreyi 2 saatte gelemiyor arabalar. Evet. Genelde o Demirci Köyü'nün orada inerdik. Oradan yukarı yaya olarak çıkardık. Orası aşağı yukarı demek ki 8 kilometre var herhalde. Bir gün babam Fatsa'ya gitti. Bana da dedi ki sana bir şey getireceğim. Söylemiyor tabii ne getireceğini falan. Biz babamızı bekliyoruz dört gözle gelsin. Tabii şey ne getirecek işte bize Fatsa'dan. Çamaşırda bir şey yok zaten. Fatsa'dan getirirse getirecek. Akşam oldu. Müthiş bir yağmur başladı falan. Babam geldi eve. Demek ki akşam karanlıktan bir saat sonra falan geldi. Babam bir file herhalde yani zannediyorum filenin içinde bir şeyler çıkardı falan. Bana aldığı şeyi kaybetmiş yolda gelirken. Sordu ne aldınmışsın? Pantolonlu kumaş almış bana. Ama kumaşı düşürmüş yolda gelirken. Dedi ki ben dedi bunu bulmaya gideceğim. 8 kilometre yol yürümüş. Yağmur yağıyor karanlık. Elektrik melektik zaten yok. Bir gemici feneri var. O da şey camı is tutuyor. O isin zaten önünde ancak görüyorsun. Sadece ayağın dibini görüyorsun. Başka yeri o da görmüyor falan. Dinlemedi bizi. Aldı o fenerine şey aramaya gidiyor. Kumaş aramaya, pantolonlu kumaş aramaya gidiyor. Bugün değeri olsa olsa 10 lira yok herhalde bilmiyorum. Ne lira olsun? Yani. Ama sonra babam bir yarım saat sonra geri geldi. Bizi dinlemedi. Bulmuş. Bizim hemen eve yakın bir yerde düşürmüşmüş. Şimdi biz ona diyoruz ki sabahleyin git ara. Eğer sabahleyin bizi dinleseydi orada o geceki yağmurdan dolayı bir şey olmuş. Toprak kayması olmuş. Tam da onun dibinde bizim şeyi bulmuş babam. Pantolonu bulmuş. Ve çok sevinmiştik. Biz de çok sevindik. Babam da çok sevindi. İşte bir pantolon kumaş. Evet. Bu hikayeler bitmez. Allah babanız... Ama bunlar hep ibret oldu. Tabii. Ya bugünümün kazanımları. Tabii. Bugünün malın kıymeti bilişi. Yaşamışlıklar. Yani o gün onların, siz çocuklarına anlatıyorsunuz, çocuklarınız da çocuklarına anlatacaklar. Tabii. Ama yaşanmamış olsa bu kadar bazı şeylerin kıymeti bilinmez. İnanmıyor da zaten. Bunu evet. Anlattığınız zaman şehirde yaşayan birini anlattığım için bile inanmıyor. Evet. Ama biz o şeyleri yaşadığımız için çok mutluyduk yalnız. Şimdiki çocuklar nedense mutlu olmuyorlar. Gençlik yıllarınız nasıl geçti? Ya şimdi gençlik yılı derken... Ortaokuldan itibaren mi, liseden mi, üniversiteden mi? Ya ilkokul, ilk orta liseyi zaten Fatsa'da okudunuz yani zaten. Bizim okumamız falan yani bir yerde Allah'ın bizi bir yol çizmiş, biz oraya girmiş gitmişiz aslında. Yani bizim başarımız var mı yok mu bilmiyorum ama. Şimdi dedim ya Fatsa'da ortaokul var. Fatsa'ya gideceğiz. Fatsa'yı da o gün görüyorum ben. Yani o yıl içinde görebiliyorum. Fatsa nedir? Bir şehir, kocaman şehir gözüyor gözümüze aslında bizim. Evet. Gittik orada bize bir ev tutuyorlar. Ortaokul 1'e başlayacağız. 3 tane delikanlı yine köyden 3 akrabayız biz. Bize bir 2 odalı falan herhalde 3 odalı bir yer tuttuk. Orada biz hem okuyacağız, hem kendimize bakacağız, hem yemek yapacağız, hem şey yapacağız. Bizim akrabalarımız haftada bir gün gelecekler. Bize yardımcı gibi. Haftanın bir gününde biz çamaşa gideceğiz evimize. Ve giderken de araç yok zaten. Sağ olsun da bir otobüs vardı o zaman. Onun şeyleri bize okuyorsunuz diye çok böyle destek çıkarlardı. Ya tavana şeye çıkardırdı. Üste küçük otobüslerdi onlar. En üste çıkartırdı. Ya da araya bir yere oturtturdu para almamak için. Bazen de yarı paralarını alırlardı. Şimdi o geldiğimizde bir haftalık yiyeceğimizi ne götür? Yoğurt götür. Bir bakkaç yoğurt götürürdük mesela gibi. Ya da yufka götürürdük. Orada bana şey aldılar. İlk defa orada görmüştüm. Gaz ocağı. Hiç gördünüz mü bilmiyorum gaz ocağı. Gördünüz mü gaz ocağı? Evet. Şimdi gaz ocağı almışsın ama gaz ocağını ben hiç kullanmamışım. Belki de ikinci el miydi ya yani neydi bilmiyorum. Ben boyuna pompalamışım. Pompalıyorum yansın diye. Tak diye patladı şeyde odanın içinde. Yarıldı yani şey. Gaz ocağı alev aldı. Evin içindesiniz. Aldım onu tuttum ta sokağa attım falan. Gaz ocağıyla orada tanışmış olduk. Ama biz
kahvaltı yok tabii. Ne var? Çay var. Çayın içinde ne var? Kuru ekmek var. Yani ekmekle çayı. Sonra çay böyle çaylar değil ki mübarek yani. Çayı suyu karıştırıyorsun, ısıtıyorsun. O bir gün mü, iki gün mü ne oldu da belli diye boynu kaynayıp duruyor. Ama bizim kahvaltımız o. İyi ki oymuş zaten. Çünkü daha sonra tereyağıyla karşı şeyle sana yağıyla karşı şey yaptık biz. O sana ne kadar zarar olduğunu şimdi öğreniyoruz zaten. Dolayısıyla böyle bir şeyde başladık. Bizim köyde elektrik de yoktu, onu da söyleyeyim yani. Biz elektriği görmedik ilkokuldayken. Hatta ortaokul lisede de görmedik de. Yani elektrik 80'de geldi bizim köyümüze. Demek ki ben 28-30 yaşlarındayken elektrik gelmiş. Ne kadar ders çalışacaksın ki öyle? Yani yemek yapacaksın, bulaşık yapacaksın, bilmem ne yapacaksın. İstanbul'a şehre gelmişsin, yabancısın Fatsa'da. Üstelik ortaokulla evin arası 1 kilometre falan var. O Fatsa sahil yolu da yeni açılmış daha. Evet. Orada sahil yolu yeni açılmış. Çok güzel bir kumsal var. Biz öğlene kadar top oynuyoruz. Öğleyin o terle okula gidiyoruz. Yani yanla yak oynuyoruz topu. Ayakkabı yok zaten. Kumda da güzel oluyordu. Hatta bir topumuzu o zaman o sahilde araba da çok az geçiyor. Bir tane Yalıköy'ün otobüsü vardı herhalde. Bizim topu patlattı. Yani bula bula bizim topu buldu. Patlattı. Ve çok üzülmüştük. Top almak kolay değildi çünkü. Biz o ortamda Fatsa Ortaokulu'nu bitirdik. Allah'a şükür bir ikmale hükmale kalmadığını da bitirdik. Lisede biraz daha tabii imkanlar iyi oldukça, babamların imkanları iyi oldukça lise daha iyi imkanlarla bitirdik. İşte 69 yılında liseyi bitirdiğimizde ama şunu gördük ki çok iyi dostluklar, çok iyi arkadaşlıklar vardı. Bugün bile o arkadaşlarla karşılaştığınız zaman o günleri anayıp böyle sarmaş dolaş olabileceğimiz arkadaşlarımız var. O bize mutlu ediyor. Tarih o lisede okuduğunuz arkadaşlarınızla hala görüşüyorsunuz değil mi bu arada? Tabii hala aşağı yukarı biz 61 kişi liseyi bitirdik. 2 FM ve Edebiyat sınıfı olarak. 61 kişinin 8 tanesi rahmetli oldu. Çok genç yaşta olanlar oldu. Daha sonra olanlar oldu. Geriye kalan 53 kişinin aşağı yukarı 35 kişisiyle birebir görüştüğümüz oluyor. Senede bir kere, iki kere. Mesela bu sene, geçen sene daha doğrusu Fatsa'da Kasım, Haziran ayında bir araya geldik. İstanbul'da 2-3 ayda bir yine bu arkadaşlarımız 10-11 kişi falan İstanbul'dayız. Bunun 9-10 tanesi geliyor. Onlarla burada bir araya gelip sohbet ediyoruz. Devam ettirmeye çalışıyoruz daha doğrusu. Ve tabii o günkü... İlk buluştuğunuz an nasıldı? Kaç sene sonra bir yere geldiniz? İlk buluşmamız 2002 yılında Fatsa'da olmuştu. Yani 35 mi oluyor? Yaşık 35 sene, 32 sene sonra Fatsa'da bir araya gelmiştik. Ama ondan sonra yepyeni bir ara verildi. 2018 yılına kadar bir daha görüşemedik. Tabii kişisel olarak görüştüğümüz, bireysel olarak görüştüğümüz bazı arkadaşlarımız vardı. Ama genel anlamda topluca görüşememiştik. Ama şu anda gayet güzel gidiyor. WhatsApp grubu var, Facebook'ta arkadaşlarımız var. Yani yazışıyoruz, görüşüyoruz, fotoğrafları gönderiyoruz birbirimize. Ve devam ediyor. İnşallah devam edecek bundan sonra da. Tabii aileler olarak tanışmaya başladık bu sefer. İşte nerede var? İstanbul'da var, Fatsa'da ağırlıklı tabii. Ve büyük çoğunu yüksekokul bitirmiş. Çok iyi mesleklere sahip olmuşlar ve çoğu da emekli tabii şu anda. Belki benim gibi aktif, ben de emekliyim aslında tabii. Buraya geldiğimde de çok fazla işle ilgili çalışmam olmuyor. Daha çok dostlarıma vakit ayırmaya çalışıyorum. Onun için de o arkadaşlarla görüşmelerim devam ediyor. Valla nasıl diyeyim, yani bunca sene 61, pardon kaç yıllık arkadaş olmuş olursunuz? Yani 69, 70 desek onu, 70'te 2020 desek 50 yıl işte. 50 yıllık arkadaşlar, evet. Koskoca bir çınar. Şimdi o çınarlara bir de memlekettekilere bir Türkiye hediye edelim. İzleyicilerimize de ama daha sonra hemen hızlanalım. Üniversite hayatınız ve iş hayatınıza nasıl başladınız, İstanbul'a geldiniz. Onlara bir girizgah yapalım. Size bir Türkiye hediye edelim dediğim gibi. Hem o arkadaşlarınıza da bir atıf olsun. Yeri gelmişken. Kimden nasıl ne dinlemek istersiniz? Vallahi biz Ordu Türklerinin hepsi çok güzel. Mesela ben Bölükbaş Sülalesi'nin web sayfasını yapmıştım zamanında. Bütün Ordu Türklerini koydum oraya. 20-30 civarındayız zannediyorum. Ve bir arada çok çok da dinliyorduk onları. Ama biraz önce size anlattım, size anlatmak istemiyorum. Kamil Sönmez rahmetli çok özel hatıralarımız vardı. Ondan herhangi bir Türk olabilir.
Hekimoğlu olabilir, Ordu'nun dereleri olabilir. Bizim için o... Rahmetli yad edemiyordu. Kamil Sönmez'den evet. O zaman. Ama diğer değerli sanatçılarımız da tabii ki yani şimdi aklınıza ilk gelen doğrudur derler ya. Evet. İlk gelen. Hatta özel sohbetimizde de söylemiştiniz onun anılarınızı. Evet orada işte dedim 2005 yılında biz oğlumu evlendirirken Fatih'i Ballıca'daki köy düğünümüz. Orada bizim Ballıca'da da bir küçük evimiz var. Yazlar orada 3-4 ay kalıyoruz köy. Evet. Karadeniz'de çok hatırlattığı için orayı ben zaten şey yapmıştım. Orada bir köy düğününde bize gelmişti. Ve çok güzel türküler söylemişti. Hatıraları vardı. Alır ama değilsin diyorum. Hem onu iade edelim hem izleyicilerimize, sizin arkadaşlarınıza veya dostlara bir türkü hediye edelim. Türküden sonra tekrar muhabbetimize devam edeceğiz. Tamam. Türkümüz rahmetli Kamil Sönmez'in ağzına yüreğine sağlık. Onu rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Dinledik, memlekete gittik, arkadaşları özledik. Şimdi üniversite hayatınıza bir girizgah yaparsak, makine mühendisliği okudunuz. Evet. Bilinçli miydi? Yani bu mesleği seçerken tercihiniz, yani şu anda işinizle alakalı olmasa bile tercihiniz bilinçli miydi? İsteğiniz doğrultusunda mı oldu? Ve İstanbul'a ne zaman geldiniz? Onlarla ilgili biraz sohbete girelim. Şimdi bilinçli mi oldu derken, bilinçli olma şansı yok bir kere. Niye yok? Çünkü istişare edeceğiniz kimse yok o yıllarda. Yani makine mühendisi nasıl diyeceğiniz, soracağınız kimse yok ki etrafımızda. Ben kendi kafama göre herhalde seçmişim. Ama iyi ki de seçmişim tabii. Çok memnunum mesleğimden. Dolayısıyla bilinçli olarak seçilmiş meslek değil aslında. Ama... Daha önce söyledim belki, bir yol çiziliyor bize. Bizi yaratan bir yol çiziyor. Kader çizgisi o. O kader çizgisi
sizi bir yerlere götürüyor. Biz sadece orada sebeplere yapışıyoruz. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yoksa o mesleği seçmişsin, bu mesleği yapmışsın falan. Bunlar aslında o anda ne kadar bilinçli yaparsan yap, ne kadar şey yaparsan yap, farklı yönlere gidiyor. Ben onun için bilinçli yaptım diyemem yani. Ama iyi ki seçmişim. Evet. Çünkü biz hakikaten bilgili insan olarak da çok yoksul bir dönemde yaşadık. Yani bizim köyümüzü düşünün. Şimdi diyelim ki 100 tane şey varsa, yüksekokul mezunu varsa, ben okuduğumda, liseyi bitirdiğimde 2 tane, 3 tane ya var diye yoktu. Kime soracaksınız? İş hayatınıza girmeden tabii ki yönlendiren olmadı. Okumuş tahsil insanlar parmakla sayılacak. Ya da ilkokul mezunu, ortaokul mezunu sizin döneminizde. Yani bizim gençlik yıllarımızda da çok az sayıda insanlar vardı. Haliyle dediğiniz gibi sayılı insanlar, örnek alacağınız, soracağınız kişi yok. İstanbul'da okumuştunuz değil evet. mi? İstanbul'a geldiniz. İlk gelişiniz herhalde İstanbul'a okuma vesilesiyle geldiniz. Eğitim hayatı bitti. Ve bittikten sonra da işe başladınız. Bu süreyi serüvenden biraz bahseder misiniz? Bir kere okulu 74 yılında bitirdim. Belki de çok kişiye ilginç gelecek. Ben 72 yılında evlendim. Yani okul bitmeden evlendim. O ilginç bir şeydir. İyi ki de evlenmişim diyorum. İşte evlatlar, torunlar. Benim arkadaşlarımın çocukları daha bekarken benim torun üniversiteyi bitecek inşallah 2 sene sonra. Onun için ben de bütün gençlere şimdi aklımda gelen söyleyeyim. Böyle ya işte okul bitsin de askerlik yapalım da işte iyi bir işe girelim de ondan sonra evlenelim şeyini bir kere atsınlar. Ne kadar erken evlenirlerse o kadar kârdalar, onu söyleyeyim bir kere. Dolayısıyla 74 yılında bitirdiğimde o sene bir arkadaşım dedi ki ya bir fabrikada benim muhasebe müdürüm var, seni işe başlatalım mı? Ayalcığım bir mühendisisin, okulu bitirmişsin, hiçbir şey bilmiyorsun aslında doğru dürüst. Zaten okulun, asıl okulun iş hayatıyla başladığını orada gördüm ben. Evet. Orası kilit yapan bir fabrikaydı. Bir sene falan orada çalıştım. Sonra baktım askerlik o yıllarda biliyorsunuz böyle birikir giderdi. Kısa dönem askeri çıkmıştı 74 yılında. Mesela o askerlik şeyini çıkarırken 70 Mayıs mezunlarını yaptılar. Mayıs'dan önce mezun olanlar kısa döneme soktular. Mayıs'ta aslında şey yok ki zaten. Mezuniyet yok ki. Mezuniyet Haziran'da var. Evet. Biz Eylül'de o sene Eylül'de mezun olduğumuz için şeye giremedik. Kısa dönem askerliğe giremedik. Ama önümüz açıldığı için müracaat edince hemen askere gidebildik. O avantajı oldu bize. Şey 77 yılında da askerliğimi yedek subay olarak, temel olarak bitirdik, geldik. İş arıyoruz. Nerede yaptınız? Kırklareli'nde bitirdim. Topçu okulunda okudum. Polat'ta eğitimimi gördük. Kırklareli'nde de işte bir 17 ay askerlik yaptık biz o zaman. Döndük. İkinci kızım, büyük kızım zaten öğrenciyken, son sınıftayken olmuştu. Büyük kızım da askerde oldu. İki tane çocuk var. Bir an önce iş bulmam lazım. Falan. O yıllarda Ecevit Erbakan'ın şeyi var. Koalisyon hükümeti var. Benim her partinde tanıdıklarım var. MHP miydi? Yok ya, neydi onun ismi bilmiyorum ki. Yani evet. Ecevit'le Erbakan. Tamam, evet evet. İktidarda olduğu yıllar. Unuttum şimdi. Her iki partiden de tanıdıklarımız var falan. Ankara'ya gidiyoruz, şuraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Bize devlet dairelerinde iş arıyoruz daha doğrusu. Ama nerelere gitmedik? Sanayi Bakanı o zaman Orhan Alp diye birisi de hala yaşıyor bilmiyorum. Onunla bile birebir görüştürdüler beni. O da çok rahat dedi ki sen ne dedi ya, iş kolay. Seni dedi unuttum şimdi Samsun Etibank'a mı yerleştiririz dedi. Ya da Ereğli'de mi Çeler mi yerleştiririz falan. Hiçbir şey olmadı. Olmayınca ben bir özel sektörde bir şeye başladım. O işten de memnun değildim. Yine şey dedim ya, Allah-u Teala bir yol çiziyor insanlara. Çok üzüldük tabi. Yani mühendissin. Türkiye'de iş bulamıyorsun. Falan. Ama iyi ki bulamamışız tabi. Her şeyde bir ayrı vardır der misin? Vardır bunda da. İyi ki o zamanlar bulamamışız o yerlerde. İşte düşün, Konya Şeker Fabrikası'na gitmişsin bir mühendis olarak. Orada kalıp duracaktık. Bir, en fazla müdür olacaktın ya da gene müdür olamazsın. Siyasi olarak zaten atarlar bir yerde. Çünkü sürekli siyasiler değişiyor falan. Yine ordulu bir milletvekili vasıtasıyla dedi ki sen dedi ben dedi şeye bir motorlu araçlar diye bir firma var şeyde Dört Levent'te. Genel müdürü de Aydın Bey bizim orduludur. Ona bir göndereyim dedi. Gönderdim. Yazdı bir kart, gittik Aydın Bey'e. Aydın Bey hemen dedi şey yap, yarın işe başla dedi. Allah razı olsun onu. Yaşıyorum bilmiyorum şu anda. Soy ismini unuttum.
Orada işe başladık. Motorlu araçlar, International Harvester dediğimiz traktör, kamyon ve kamyonetlerin distribütörlüğünü yapıyor. Toya denilen fabrikada üretim yapılıyor. Bunlar da distribütörlüğü, satış ve satış sonrası hizmetleri yapıyorlar. Ve o yıllarda döviz olmadığı için dışarıdan hiç parça gelmiyor. Yani para yok ki o traktörün içerilerinin kamyonun şeyi gelsin, parçası gelsin. Biz bunların hepsini aldık elimize ne lazımsa. Bayrampaşa sanayisi dahil bütün sanayide bunu nasıl yaptırırız yerlisini diye uğraşmaya başladık. Dolayısıyla sanayinin içine girdik birdenbire. Ve çok parça yaptırdık, yerlileştirdik daha doğrusu. Olmayan parçayı yerliye dönüştürdük. 3 sene falan orada çalıştım. Sonra bir arkadaş dedi ki bana, iş yaptığın fabrikatörden birisi, iş değiştirmek ister misin dedi. Hiç aklımda da yok yani iş değiştirmek falan. Abi olabilir dedim. Ya dedi şey var dedi, bir yine holding, John Deere'in dedi distribütör o dedi. Ona gidip, genel müdür yardımcısı benim arkadaşım, ona gider misin? Ona da gideriz dedim. Gittim ona. Onun da bana ihtiyacı varmış. Bu 3 yıllık bir tecrübe oluştu çünkü bu konuda. Yerli üretim yaptırma konusunda. Dedi bize genel müdürle görüşelim sen dedi. Genel müdüre gittik. O genel müdür bizim eski genel müdür, yani iki şirketin genel müdürü arkadaşmış. Dedi ki güzel ben seni alayım ama ben arkadaşımın elemanını alamam. O izin vermesi lazım. Gittik Aydın Bey. Dedik Aydın Bey böyle böyle bir durum var. Ben oraya gitmek istiyorum. Çünkü 2 katı fazla maaş veriyor bana. O günün şartlarında aldığım maaşın 2 katını veriyor. O da izin verdi bana sağ olsun. Ben orada başladım. Bir 7 sene de orada götürdük bu işi. Yedek parçada satın alma, satış, evet, stoklama falan derken. Ama 7 sene sonra orada belli süre sonra iş artık şeye dönüyor. Özelliklerini kaybediyor. Yani bir şey hak katamıyorsunuz oraya. Yani yapabileceğiniz her şeyi yapıyorsunuz ama ondan sonra bir şey katamıyorsunuz. Dedik ki bir gün ya biz artık bir şey yapamıyoruz burada. Üzülüyoruz da yapamıyoruz diye. Yedek parça, ben yedek parça genel müdür muaviniyim. Benim bir tane müdürüm var, bir de genel müdür muavinim var. Onlar üçe sohbet ediyoruz. Dedim ki gel biz ayrılalım ya. Biz bu işi biliyoruz. Yıllardır burada çalışıyoruz. Şu aldığımız maaşı nasıl olsa biz kazanırız dışarıda. O ikisi gelemediler tabii benimle. Ben bıraktım gittim. Sene 87'nin sonu. Hiçbir şey yok ama. Para yok, şey yok. Ama girişimcilik ruhu hiç var. Hiç imkim yok. O var mı onu da bilmiyorum aslında. Ama sadece diyorum ki ben burada aldığım maaşı nasıl olsa çıkarırım dışarıda. Evet. Gittik Aksaray'daki hanın içindeki bir arkadaş dedi ki şu masanın yarısını bana verir misin? Veririm dedi. Telefonu kullanmama izin verir misin? O veririm. 4. katta hanın içinde bir yer. Bir orada zaten 15 metre, 12 metre kare falan bir yer herhalde. Biz orada başladık işe. Allah yardım etti. Bazı yurt dışı, özellikle Irak'la ilgili bir şey, ihaleler oldu, memnun oldu falan derken o bir odayı biz 2 odaya çıkardık. 2 odayı oradaki bir bağımsız binanın bir katını aldık. Ondan sonra 2. katını aldık derken 93 yılında bir arkadaş dedi ki bana, bakın bunda hiç bilinçli değil aslında. Onun için dedim tabii baştan bir yol çiziliyor. Dedi ki ya yedek parçasının dedi, Kayışlarında bir yere dedi, bir kooperatifleri var. Oraya girmek ister misin dedi. Duymadım da. Gidelim bakalım dedim. Geldik şurada Yedpadi İticaret Merkezi var. Onun da çukurunu kazmışlar ama yukarıdan baktığın zaman böyle bir 30 metre aşağıda gözüküyor. Buradan baktığımızda. Dedim abi burada dedim, bir şey olmaz. Madem buraya gelecek yedek parçaya ben dedim şu etrafta bir yere bakayım. Bu bulunduğumuz binanın yerinde değil. Bu etrafta bir tane bina yok. Bir emlakçı bulduk. Dedi ki ana cadde buradan geç. Ana cadde de yok. Ana cadde buradan geçecek dediler. İyi güzel. Kaçıncı parsel dedim emlakçıya? 4. parsel dedi. O da güzel dedim. Ben burayı aldım. 94 yılında, 92'de, 94 yılında. Ama hiçbir şey yok ortada. Oradaki yerimiz bizim aşağı yukarı 150, 125, 125, 250 metrekarelik bir yerde, iki katlı bir yerde Aksaray'dayız. İşte buraya geldik. Dedik ki madem aldık biz burayı yapalım inşaat dedik. Ya bizim birader de inşaatçı. Ne yapalım birader? 550 metrekare mi herhalde? Buraya da 275 metrekare bir şey atalım. 500 bile yapabiliyorsun o yıllarda. Çünkü imar yok, soran da yok. Maltepe Belediyesi'ne bağlı. Buraya da 275 metrekare bir şey yapalım. Temel atalım. 2 kat yapsak getirdik. Yani bodrum katta işte kalorifer tesisatını falan koyarız. Üst katta depo yaparız. Üst katta da yazıhane yaparız falan dedik. Onu yapalım, bunu yapalım derken biz orada 2000 metrekare bir yer yaptık. İmkan da yoktu aslında. Nasıl? Demek ki Allah-u Teala dediğim gibi yardım etti. Biz oraları yaptık. İşte oradan başladı bizim hikayemiz. 94 yılında bu tarafa gelişimiz. Sonra yandaki binanın arsasını da biz ikinci, üçüncü kattakini de ki bunu satalım size. İyi alalım dedik. Avansını da verdik. Sonra ödeyemedik. Avansını yaktık. O eski binamızın yanındaki arsa için. Evet.
Adam birisi aldı orayı. Aradan 5 sene falan geçti. Binayı yaptı. Bütün binayı yaparken bizimle aynı kat seviyesinde yaptı hepsini de. Aynı katta ve aynı kat seviyesinde yaptı. 5 sene sonra dedi ki ya burayı ben dedi, satacağım. Niye? Benim alma imkanım yok dedim. Bir arkadaş arayayım sana falan dedim. Aradık da aradık kimse bulamadık satın alacak. Dedi ki o zaman ben sana vereyim burayı. Sen biraz vade falan yap ben alayım dedim. Yaptı. 2 binayı bir sonra birleşmiş olduk. 4 bin metrekare bir alan çıktı. Ama hiç planlı değil bunlar. Bakın hiç planlı olsa daha farklı yazacağız zaten. Yani. Ama diyor ya kader çizgisi. Tabii yani, çizilmiş yani buna. Ama biz de sebeplere yapışıyoruz yalnız. Ondan sonra işte burası daha sonra bir arkadaş dedi ki ya ben dedi bu arsa var ya şu arsanın dedi sahibinden dedi bir 30 bin dolar ne alacağım var dedi. Burayı satmak istiyor bu dedi. 30 bin dolar zaten benim alacağım var dedi. Arkadaş diyor bunu bana. Gerisi sana ne dersin bunu 70 bin mark mıdır dolar mıdır o zaman. Burayı da alalım dedi şu 30 bin lira şeyini. Gittik orayı da aldık biz. Para vermeden aldık falan. Sonra burayı uzun süre tuttuk. O yıllarda bir sefer pazarlama arttı çalıştılar. Şirketlerin artıkını bunu anlatacağım. Velhasıl biz buraya yerleştik. 6 bin metrekareye çıktı bizim şeyimiz. Şu anda da bu şeyi işe kısaca özetlemiş oldum buraya geliş noktasını. Şu an 6 bin metrekare. 6 metrekare hizmet veriyorsunuz. Kaç para çalışanınız var? Bizim 50 civarında çalışanımız var. Bizim 3 şirketimiz var. 87 yılında kurduğum şirket Türkiye pazarına yönelik olarak Özgür Ziraat Limited Şirketi olarak kurmuştuk. Özgür Traktör Limited Şirketi'ni 99 yılında ihracat ağırlıklı olarak kuralım dedik, onu kurduk. Sadece ihracat yapacaktı, yapıyor öyle hala zaten. Evet. 2015 yılında da Özgür MTC diye Özgür Manifacturing Trading Company. Burada da üretim yapalım dedik. Üretim yaparken de altta bizim 1200 metrekare bir yerimiz var. O 1200 metrekare yerde 3 tane tezgah alırsak dışarı yaptığımız bazı şeyleri kendimiz yaparız diye düşündük. Ama o 3 tezgah da kalmadı. Şu anda 20 küsur tezgah oldu herhalde. ama orada yetmemeye başladı. Ve yeni bir planlama yapalım dedik. Bu 3 şirketi bir yere götürelim. İmes Organize Sanayi Dilovası'nda. Orada bir yer aldık. Orada 20 bin metrekare kapalı alan yapabileceğimiz 15 bin metrekare bir yer aldık. Organize sanayi içinde. İnşallah önümüzdeki yıllarda oralara gider miyiz, ne yaparız bilmiyorum. Ama şimdi bunu idare ediyoruz. Şimdilik ihtiyaç var. Var. Evet. Ya Allah ne denir? Ama bunları yaparken hiçbir hırsımız olmadı. İşte 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi ne çalışırsak çalıştıralım diye bu işe başladık. Ama şu anda 50 kişilere ve bizim şimdi, özellikle ihracat yaptığımız şirketimiz 70 ülkeyi buldu herhalde. 70 ülkeye ihracat yapıyoruz. İrili ufaklı. Bunun içinde ağırlıklı yaptığınız işlerden biraz bahsederseniz, yani sizin grubun içerisinde neler üretiyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Şimdi bizim ana konumuz traktör ve biçer döver veya otomotiv sektörüne yedek parça pazarlamak olarak başladık işimize. Önce Türkiye'ye pazarlayalım dedik, biçer döver traktör parçası pazarlayalım dedik. Sonra bir markayla başladık. Daha sonra ihracata yöneldiğimizde bütün markalara yönelmeye çalıştık. Yani bildiğiniz bütün traktör markalarına iş yapmaya başladık. Üretimde de ihraç ettiğimiz kendi ürünlerimizi yapalım diye başladık ama yan sanayiye, işte otomotiv sektörünün ana firmalarına da şu anda mal üretiyoruz. Traktörün aklınıza gelen bütün parçalarını satıyoruz pazarlama olarak. Yani küçük o-ringinden tutunuz da işte en büyük şanzıman parçasına kadar motoru komple motoruna kadar satıyoruz. Ama bunların hepsini biz yapmıyoruz abi. Neticede ürettiğimiz parçaların bir kısmını üretiyoruz. Hassas ve önemli parçaları kendimiz üretiyoruz. Onları geçmişte dışarıda da ürettik ama dışarıda ürettiğimiz şeylerde bazı bilgi paylaşımı sorunları oldu. Dolayısıyla biz onları kendi bünyemize aldık. Ama bunun dışında hem çeşitli ülkelerden ithalatımız var ama ağırlıklı ihracatımız var. Nereye var? Avrupa, Amerika, Güney Amerika, Afrika, Asya, Uzak Doğu, Yakın Doğu, bunların hepsine ihracat yapıyoruz şu anda. Az veya çok. Kimisine çok yapıyoruz, kimisine az yapıyoruz. Ama Özgür dediğiniz zaman, Özgür traktörü dünyada tanımayan, traktör parçası yapan hiçbir firma yoktur. Herkes tanır. O noktaya bir dünya markası yapmışız biz Özgür traktörü. O bizi mutlu ediyor zaten. Oradan para kazanıp kazanmak çok önemli değil. Çünkü biz yıllardır Amerika'dan parça getirip sattık. Şimdi parça getirdiğim yerden parça satarak, çok daha fazlasını satarak. O bizi mutlu ediyor. Dolayısıyla daha fazla artık üretimdeki planımız biraz daha farklı yönlere de gitme şeyimiz var. Özellikle savunma sanayi ve havacılığa üretim bölümümüzde bir şeyler yapmayı düşünüyoruz.
veya üretim bölümümüzde artık montaj fabrikalarına da iş yapabilecek kapasiteye ulaştık. Hem kalite olarak hem bir mikrona kadar ölçebileceğimiz ve yapabileceğimiz bir hassasiyete ulaştık. Evet. Dolayısıyla ilerideki şeylerimiz onlar da var. Olur olmaz, olursa memnun oluruz. Olmazsa canı sağ olsun deriz. Şimdi muazzam gerçekten biliyorum esasında mevzuyu da. Ağzım açık, hiç ses müdahale etmeden de gidiyorsunuz böyle. Çok güzel anlatıyorsunuz. Şeyde bizim grafikerimiz de Özgür arkadaşımız, uzun zamandan beri beraber çalışıyoruz. İşte şurada burada derken dedim ki ya bak yarın dedim senin oraya gidiyorum. Anlamadık önce. Özgür.com değil mi yani siteniz? Yani zamanında o kadar da güzel bir yeri kalmasa. Ama kolay mı? Yani düşün. Ama ilk şeyde çıktığı zaman ben o sitede işte kaldım. İşte Özgür.com yani daha arkasını, o yüzden bilinirliğiniz hat safhada. Yani herkes tarafından bilinen, algılanan ve uğraşmaya gerek yok. Bir avantaj daha var. Tabii donanımınız, bilginiz, tecrübeniz, her şeyiniz var. Geçmişten gelen, bu işin çekirdeğinden beri yetişmişsiniz. Her şeyini biliyorsunuz. Ama benim gördüğüm kadarıyla başka bir avantaj daha var. Yanınızda oğlunuz Fatih. Beraber çalışıyorsunuz. Hatta yetmez, torununuzu da yanınıza katmışsınız. Orada meslektaş olarak yetişiyoruz. Şimdi normal şartlarda bakıyorum Fatih her şeye, her konuya hakim. Elinizin ayağınız burada. Torun hakeza aynı şekilde. Üç kuşağın üçünün de bu işin içerisinde mutfakta oluşu muazzam bir şey. Bir şeyler üretirsiniz, geliştirirsiniz, büyütürsünüz ama büyüttüğünüz sönüp gider veya el değiştirir çoğunlukla. Ama sizin mirasınız, o çekirdekten bugüne getirmiş olduğunuz iş, inşallah yarın öbürsü gün çok daha büyüyecek ve ülkemiz için katma değer üretecek. Çok kişiye iş imkanı sağlayacak. Bildiğim kadarıyla bünyenizde de çok hemşerimiz çalışıyor, Çamaşlı, evet. Ordulu. Ve onlara da, hemşerimize de bir sürü imkan sağlamış oluyorsunuz. Şimdi tabii ilk başlangıçta etrafımızdaki orduları toplamaya başladık. Tek başladım dedim ya, 80 yılında tektik. Evet. Arkasından bir kişi, iki kişi, üç kişi derken bunlar hepsi orduluydu zaten ve akrabaydı o yıllarda. Daha sonra ordular tabii devam etti. Hala da şu anda tahmin ediyorum bir 10 civarında vardır herhalde. 15 civarında. 15 civarında ordulu var şu anda bizde çalışan. Bizim birkaç farklı tarafımız var aslında işletme olarak. Nedir bunlar? Diyelim ki biz hiçbir rakip firmadan eleman almadık bugüne kadar. Yani aynı iş yapan hiçbir firmanın yetişmiş elemanını almadık. Bütün elemanlarımızı kendimiz yetiştirdik. Sadece yetişmiş eleman olarak bize, biraz önce de sizi tanıştırdım. Üretme Bakan mühendis arkadaşımız uzun yıllar Uzel Traktör Fabrikası'nda çalıştı, geldi. Onun dışındakilerin hepsi burada yetişti. Şu anda benim şirketimde 25 yıllık çalışan da var. 10 yılın üzerinde, belki yarısı 10 yılın üzerinde çalışanımız var. Ve onlara şunu söylemişimdir. Hiçbir rakip firmayı kötülemeyeceksiniz. Birinci şeyiniz bu. O ne yaparsa yapsın, işinize bakacaksınız. Farklılıklarınızı anlatacaksınız. Farklı müşterilerinize, farklılıklarınızla kendinizi kabul ettireceksiniz. Dolayısıyla bunu şey yaptığımız için de orduların dışına çıkmak zorunda da kalıyorsunuz. Çünkü kadro büyüdü artık. Sadece ordulu yetmiyor size. Tabii. Ama ben şunu yapmışımdır. Mesela kendi belediye başkanıma yıllar önce demişimdir ki, eleman ihtiyacımız her zaman var. Yeter ki eleman gönderin. Üniversite öğrencisi gönderin, yurtlarımız var, yurtlarımıza kalsın. Ama maalesef o konuda da çok fazla şey gelmedi bize. Hüsamettin Bey, sohbetimiz solsuz gidiyor. O kadar güzel bilgiler veriyorsunuz ki, özel bilgiler. Yani izleyicilerimize keyif alacaklardır, sizi tanımaktan şeref duyacaklardır. Sıkmadı ne kelime. Bu her verdiğiniz bilgi insanların cebine, hani ne derler ya, bir şeyler koymak babında çok verimli. Daha konuşacağımız çok şeyler var. İşten biraz daha bahsedeceğiz, sivil toplum örgütünden bahsedeceğiz, evden bahsedeceğiz, torunlardan bahsedeceğiz. Ama televizyonun da bir reklamlara gitmesi gerekiyor. Reklamlardan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Az tuzlu Murat Bey vurguyla Bir Sevdadır Ordu devam edecek. Az tuzlu Murat Bey vurguyla Bir Sevdadır Ordu devam ediyor. Evet değerli izleyicilerimiz, reklamlar bitti. Biz kaldığımız yerden tekrar sohbetimize devam edeceğiz. Hüsamettin Bey o kadar akışkan konulardan bahsediyor ki, tabii haliyle hiç kesmiyorum. Biraz işten biraz da konuşacak olursak,
bünyenizde çok kalem mal olduğunu, ihracatınızın olduğunu, çok malını sattığınızı biliyorum. Bir kısmı imalatını da gerçekleştiriyorsunuz. Toplamda kaç ürününüz var? Bunun kaçını siz imal ediyorsunuz? Şimdi tabii bizi iki gruba bölmek lazım. Birincisi pazarlanma yaptığımız parçalar diye bakmak lazım. Diğeri de üretimini yaptığımız parçalar. Hatta üçüncü grup distribütörü olduğumuz parçalar. Yani birkaç gruba bölmek gerekiyor. Bizim ihracat ürünümüz sayısı on binlerce diye düşünmek lazım. Bunun içinde küçücük lastik parçasından tutun da komple motor parçasına kadar da var olduğunu daha önce söyledim herhalde. Ama asıl imalat kısmımızda 1000 civarında ürün üretiyoruz. Bunlar çok hassas parçalardır. Hem 1 mikron dediğimiz milimetrenin binde birini işleyebilecek ve onu da ölçebilecek durumda laboratuvarlarımız olan bir fabrikaya sahibiz. Dolayısıyla bugün üretemeyeceğimiz çelik ve döküm parça olarak üretemeyeceğimiz hiçbir parça yok. Ağırlığını da ona veriyoruz zaten. Üretimde daha önce söyledim herhalde. Üretimde ki hedefimiz Türkiye'ye ithal gelen parçaları veya ithal gelen ürünleri yerleştirme şeyine doğru gidiyoruz. Bu da daha çok nerede oluyor? Savunma sanayinde ve havacılık sanayinde bu tip ürünler var. Evet. Onlardan ne kadar çok yapabilirsek şu anda yapmaya başladık. Dolaylı yapmaya başladık. Onlardan ne kadar çok yerleştirmeye alabilirsek biz o kadar çok memnun olacağız bu işten. Ona doğru gidiyoruz. İnşallah. Cümlemizin başında söylemiştik. Yani oğlunuz Fatih Bey zaten işin içerisinde, torun da işin içerisinde. Ailenin bu işin içinde oluşu işe katma değer üretmekte çok büyük katkısı vardır. Biraz değil mi? Olmaz mı? Hem katma değer yönünden hem manevi yönden büyük katkısı var zaten. Evet. Şimdi ben dediğim gibi 87 yılından kaç yılına kadar bilmiyorum ama herhalde 2000 yılına kadar Fatih okulu bitirene kadar bütün seyahatlere kendim gidiyordum zaten. Evet. Ve o zamanki imkanlar daha azdı. Ama ne zaman ki Fatih işe başladıktan sonra ben artık yurt dışı seyahatlerinin tamamını kestim. Hiçbirine gitmiyorum artık. Artık bütün işleri Fatih mi? Evet. Kendileri organize etsinler. Biz altyapısını yaptık ve şunu da söyleyeyim. Çok iyi bir kurumsal firmayız. Yani buradaki her bölüme bakan arkadaş benim yetkime sahiptir. Muhasebe müdürü benden daha çok bankalarla ve finans kuruluşlarıyla görüşür. Ödemelerinin memleğini tamamen kendisi karar verir. Satın almacı aynı yetkiye sahiptir. Satışçı aynı yetkiye sahiplerdir. Ben sadece onları zaman zaman kontrol ederim. Kafalarına takılı şey varsa bana gelir sorarlar. Dolayısıyla çok iyi bir kurumsal firma olduğumuzu düşünüyorum. Denetlemesi çok daha kolay olan bir kurumuz. Ailenin de burada olması hem manevi yönden hem işin daha uzun süreli olabileceğini gösteriyor bize. İşte önce Fatih dedik, arkasından torun Ömer makine mühendisliği. İki sene sonra o da mühendis olarak buraya katkıda bulunacak. Diğerleri geliyor. 8 torunum var maşallah. Diğerleri de mutlaka katkıda bulunacaklardır. Onlar katkıda bulundukça da biz kenara çekiliyoruz zaten. Biz de buraya geldiğimizde sadece arkadaşlarımızla sohbetimiz, dostluklarımız, ziyaretlerimiz oluyor. Tabii işte de çok az olsa ilgileniyoruz. Torunların 8 torun var dedin. Toplam 3 çocuk değil mi? Evet. 2 kız bir oğlan. 8 torun. 3 çocuk. 8 torun var. Torunları zannedersem özel sohbetimizde söylemiştiniz. Ufaklıklar da dede ileride ben de senin işini yapacağım diyenler evet. Hazır değil mi? Tabii. Ne güzel. Yani bu işi bu şimdi. Bir tane Seyhan torunumuz var. O önce demişti ki ortaokul 1'de okuyorsan yani 5. sınıfta okuyor. Geçen sene dedi ki ben bilim adamı olacağım dedi. Ve çok ilginç projeler anlattı bana falan. Sonra aradan biraz zaman geçti. Ondan vazgeçti. Ben dedi sana yardımcı olacağım dedi. Onun için ben mühendis olacağım dedi mesela. Yani büyüdükçe de daha çok hevesleniyorlar. Daha çok dedemize yardımcı oluruz. Yarın tabii dededen sonra işte dayıya yardımcı oluruz. İşte abi yardımcı oluruz diye herhalde devam edecekler. İnşallah. İnşallah. Bütün arzumuz o zaten. İnşallah. Sivil toplum örgütlerinden bahsedersek, STK'lardan, pek onlarla zaman bulup yoğun bir şekilde mesai harcamıyorsunuz, harcayamıyorsunuz haliyle. Ama çok da uzağında değilsiniz. STK'lardan bahsedersek, onların çalışma faaliyetleri nasıl olmalı,
neler yapıyorsunuz? Sizden neler yapıyorsunuz? Bir sürü bildiğim kadarıyla öğrenciyi okutuyorsunuz, burs veriyorsunuz. Yani STK'ların yapması gereken, vakıfların yapması gereken bir sürü unsurda çok büyük katma değerinizin olduğunu biliyorum. Birazcık bunlardan bahseder misiniz? Tabii ki. Yani biz bir defa çoğunun kuruluş aşamalarında varız aslında. Mesela Çamaşırlar Derneği'nin kuruluş aşamalarında varız. Mahallemizin derneğini kurduk 5-10 sene önce. Orada da bu derneği kurarken amaçlarımız belli. Ve bunu kurarken de arkadaşlar söylüyoruz. Bakın bu şu hedeflere doğru giderse biz varız. Ama bu hedeflerin dışına çıkarsa biz yokuz. Dolayısıyla o hedeflerde gidiyor mu? Şimdi köyümüz gidiyor. İlçemiz de çok iyi aslında. Yani Çamaş küçük bir ilçe. Buna rağmen iyi gidiyor. Ama bizim beklediğimiz şekilde mi? Daha iyi olmasını istiyoruz biz. Yani bütün arzumuz daha çok Çamaşlı'ya hizmet etsin. Daha çok Çamaşlı'yı bir araya getirebilsin. Biz de zaman zaman bir ihtiyaçlar olduğu zaman gidiyoruz. Ama çok fazla gidiyoruz diyemiyorum. Çünkü bana göre dernekçilik daha aktif, daha böyle bütünleştirici olması lazım. Onun için bireylere kaçıyor, başkanlara kaçıyor. Yani başkanın düşündüğü şekilde gidiyor. Bazen siyaset bulaşıyor, bazen işte bir şeyler bulaşıyor. Birlik beraberliğin dışına taşıyor bana göre. Ama inşallah bunlar da ordular için daha birleştirici bir dernekler ve sivil toplum kuruluşları olur diye düşünüyoruz. Bunu diğer mesela Sivas'ta çok iyi yapıyor. Ne diyeyim? Rizeliler, Trabzonlular yapıyor. Ama onlar sorunca da ordular çok iyi yapıyor diyor. Yani bizde de iyi bir şey var ama bazen bireysel davranmamış. Sakın biraz kimseyi kötü anlamda bunu anlamayın. Evet. Ben kimseyi kötüleme yönünden söylemiyorum. Çünkü dernekçilik ve sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin yapması tamamen onların fedakarlığıdır. Fedakarlık yapmadığınız için olmaz. Olmuyor. O fedakarlık da belli noktadan sonra sizler için de geçerli. Artık tabii diyorsun ben bu fedakarlığı kaldıramıyorum arkadaş diyorsunuz. Yani, bu bir o şeyi hizmeti yapacak kişinin ne kadar çok olursa o kadar iyi hizmet yapacaktır. Ama bize maalesef birkaç kişinin her dernekte böyledir. Yürüten 3-5 kişinin sırtına yüklenir iş, onlar götürmeye çalışır. Bu yönden söyledim. Yoksa arkadaşlar doğru, elinden gelen gayretleri gösteriyorlardır. İnşallah daha iyi noktalara gideriz diye düşünüyorum, temenni ediyorum. İşte ordular güzel, diyoruz, ordular sözünü kestim. Şimdi ordular diyoruz, işte yok şu kadar belediye başkanı çıkacak, bu kadar meclise çıkacak. Siyaset ölçü değil bunun için. Yani kriter gibi görünse de değil esasında. Ama şimdi baktığın zaman Türkiye'deki, İstanbul'daki ordular 3. sırada deniliyor. Belki birinci sırada. Daha çok aktif olmaları gerekir diye düşünüyorum. Bunun için daha çok bilgi olması gerekiyor. Şimdi esasında sizi tamamlayacak bir unsur söyleyeyim. Dün akşam bir yerde de söylüyorlardı. Bugün Türkiye'deki genel başkan değil ama Türkiye'deki en öndeki siyasi partilerimizin genel başkan yardımcılarının hepsi ordulu değil mi? Güzel. Yani dört ana partinin şu an Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti işte hepsinin başında şu anda bizim ordular var. Tabii onların bu işin içerisinde olmuş olmaları, burada oluşları tabandan bir sürü insanı yukarı götürecektir. Ama tabanın bir defa öncelikli beslenmesi lazım. Tabii ki. Bu işi yapılarken bizim ordular ya da hemşehrilerimiz diyeyim gurbette öncelikle aş derdine düşmüşler. En son gelenlerden mesela bir baktığımız zaman bazı vilayetlere çok önceden gelmişler ve yerleşmişler. Bizimkiler daha çok 80 ve 90'lardan sonra ağırlıklı İstanbul'a gelmişler. İlk geldikleri zaman da haliyle öncelikle tutunmanın derdine gitmişler. Zor şartlarda gelmişler. Yani ayaklarının üstüne basma. Siyaset düşünememişler. Siyasetin içinde olmamışlar. Ama onlar önceden geldiği için tabanda bir takım imkanlara kavuşmuşlar. Artık siyasetin içerisinde çekilebiliyorlar ve onları oraya çekecek insanlar da yukarıda var. Yeni yeni bizimkiler siyasetin içerisindeler. Tabandan başlaması ve yayılması lazım. Hangi siyasi görüşe olursa olsun o siyasi benimsedikleri siyasi görüşün içerisinde siyaset partilerin içerisinde yer almaları lazım ki bu tabanın bir defa çoğalması lazım. Bizim tabandakiler çok değil. Dolayısıyla diyoruz ki niye adayımız az? Şimdi X bir vilayetten bahsettiğimiz zaman bir vilayet bakıyoruz ki belediye başkanı adayı 50 tane çıkarmış karşımıza. Biz kaç tane çıkarmışız? 8 tane çıkarmışız, 6 tane çıkarmışız, 5 tane çıkarmışız. Şimdi 50 tane çıkaranla 5 tane çıkaran aynı olur mu? Bizden bir tanesini seçeceklerdir doğal olarak. 5 kişiden bir tanesini seçecek. 7-8. Ama
50 taneden en azından bir 5 tanesini seçeceklerdir. Doğru mu? Doğru. Haliyle evvela altını bir defa beslememiz lazım. Olur inşallah. Bununla ilgili çalışma yapacağız. Bunun için de gençlerin sahip çıkması gerekiyor. İnşallah. Yani hangi siyasi görüşü benimserlerse benimsesinler. Orada mutlaka başka bir şey, erkenler... siyaset başka bir şey olması gerekiyor zaten. Farklı. Yani o kimlik, ehliyet ve liyakat diyorlar ya, ehliyet ve liyakat sahibi hakikaten bu işleri içerisinde özümseyecek kişilerin olması lazım. Bunu da meslek olarak da atfetmemeleri lazım. Yani işsiz güçsüz şuna benziyor bu. Askere gittim, az teğmen olmuştu. Bir tane teğmen. Ben de o zaman kısa dönem yapıyorum. Şimdi ben teğmen değilim. Ama o teğmen. Bütün işi bana soruyordu. Yani şimdi dolayısıyla ne yapacağım, şunu şunu yapacağım, bu. Hiçbir şey yapmamış bir adamı getirmişler. Askerde az teğmen diye görevi başına, bir sürü askerin başına koymuşlar. Adam bir şey bilmiyor ki. Şimdi sen işin bilmeyen, hiçbir tecrübesi olmayan adamı gidip de az teğmen diye bir şeyin başına koyarsan olmaz. Sonuçta bu işin içerisinde mutlaka mutfakta pişmesi ve işin bu illet ve liyakata sahip olması lazım. Siyasetçinin de öyle. Yani bazen iş olarak atfedenler var siyaseti. Adam üniversiteyi bitirmiş, hiçbir iş yapmamış, hiçbir tecrübe donanım yok, hiçbir bilgisi yok. Halkla bütünleşmemiş, STK'larla uğraşmamış. Gitmiş siyasi partilerde işte bir belediye başkanı olmuş, meclis olmuş veya başka bir yere gelmiş. Bir tanıdığımız belediye başkanı var mesela. Adam 25 sene boyunca üniversite bitirdikten sonra 25 yıl belediye başkanlığı yapmış ve oradan emekli olmuş. Yani memuriyet gibi. Belediye başkanlığı memuriyet değildir. Yerel yönetim çok farklı tabii. Ben aslında şunu söylüyorum. Yerel yöneticiler mutlaka yerel yönetimle ilgili eğitim almaları gerekiyor. Mutlaka. Tabii biz kayıtta mı şu anda? Tabii. Sivil toplum kuruluşları için söyleyeceğim son şey şu benim aslında. Gençler bu işe el atmaları lazım. Ki atıyorlardır belki, bilmiyorum. Yani biz de elimizden gelen ne varsa o konuda katkıda bulunuruz. Evet, siyaseti konuştuk. Biraz çok da önümüzde yerel seçimler var haliyle. Biz de seçimlerimizin içerisinde zaten şu anda yine adaylarımız 3 aşağı 5 yukarı belli oldu. Siz iş hayatında yoğunsunuz. Yani eskiden daha çok yoğundunuz. Yoğunluğun içerisinde uğraşınız içerisinde aileye zaman ayırabildiniz mi? Ayırabiliyor musunuz? Ama yakinen bildiğim kadarıyla sizin böyle bir bütünleşmiş bir aile yapınız var. Bununla ilgili biraz bilgi verir misiniz? Tabii ki bir defa aileyi hiçbir zaman ihmal etmedik. Yani biz işe ilk başladığım sene hiçbir imkanım olmadığı zaman bile ben dedim ki her ay mutlak suretle yıllık tatil ne kadar hakkım varsa onu yapacağım. O yıldan bu yıla güne, işte 15 günden başladıysak bugün artık 1,5-2 ay kadar biz mutlaka tatilimizi yapıyoruz. Bunu yaparken de hep aileyle yapıyoruz zaten. Hatta bir bütün olarak yapmaya çalışıyoruz. Biz şu anda 17-16 kişilik bir aileyiz. Mümkün olduğu kadar 16'ımızla beraber bu tatilimizi yapıyoruz. Orduya gittiğimizde de buna yakın gitmeye çalışıyoruz. Yurt dışına çıktığımızda da böyle çıkmaya çalışıyoruz. O bize çok mutluluk veriyor. Çok yakın oturuyoruz aile olarak. Hep aynı bölgede Pendik Kurtköy civarında oturuyoruz. Dolayısıyla aile bağları bizim için çok önemli ve onlara çok fazla vakit ayırıyoruz. Hatta çalışanlara da ayırın diyoruz. Biz mesela uzun yıllardan beri cumartesi pazar çalışmıyoruz. Arkadaşlara diyorum ki cumartesi işi gelenler de oluyor zaman zaman özellikle öğretimde. Kardeşim bitirin işinizi mesai saatlerinde, gelmeyin cumartesi diyoruz. Çünkü cumartesini ve pazarı ailelere ayırmaları bizim için önemli. Daha mutlu pazartesi işe başlayacaklar çünkü. Ve daha dinlenmiş olarak gelecekler. Onun için biz aileye işten daha çok önem veriyoruz. Bunu yakinen bildiğim için şimdi örnek rol model, her konuda rol modelsiniz ya. Ümre'ye gittiniz yakın bir tarihte. Yeni geldiniz zaten Ümre'den. Allah kabul eylesin bu arada. Oğlunuz Fatih ile beraber gittiniz. Gerçi bu sefer 16 kişi götüremediniz Ümre'ye de. Ama 10 kişiydik. 10 kişi miydiniz? Tabii. Aileden. Aileden 5 kişiydik. Aileden ama 5'te geçen sene gitmişti. 5'te gelecek sene gider. Fark etmiyor. Çok tamam. Götüremiyorsun çünkü. Evet. Ama diyoruz ya işte bu bütünlüğü nereye giderseniz gidin beraber taşıyorsun. Aileden 5 kişi gittiniz. Evet. Oğlum, gelinim, kızım ve hanım. 5 kişilik bir grupla gittik. 5 kişi de akraba grubu vardı. 10 kişilik bir grupla gittik aslında. O da çok büyük mutluluk veriyor insana tabii. Nereden veriyor? Şunu görüyorsunuz ki Ümre
kutsal bir görev bana göre. Herkesin görevi, düşüncesi farklı olabilir. Ümre'ye maalesef Türkiye'den gidenler hep yaşlı gidiyorlar. Baktığınız zaman 100 kişilik bir gruba baktın, 80 tanesi yaşlı. Diğer ülkelerde baktığınız zaman bunun tam tersi. 100 kişilik grupta 20'si yaşlı, 80'i genç gidiyorlar. Onun için ben dini görevlerini de güzel yaptılar diye genç yaşlarda ben giderim de demedim, onu da söyleyeyim yani gençlere. Kendileri bizim peşimize takıldılar, geldiler. Birkaç kere gelenler de oldu zaten içinde. Ve çok mutlu bir şekilde ümre görevini yaptık. Ama orada maalesef çok üzgün gördüğüm, üzüldüğümüz noktalara da oluyor tabii. Neticede milyonlarca insan oraya geliyor. Orada her türlü insan var. Yani, fakiri var, zengini var, genci var, yaşlısı var. Ne bileyim ben, yürüyemeyen var, kolu bacağı olmayan var, kolu olmayan var. Hatta kör değneğiyle gezen var. Bu bir gönül ve iman işidir. Ama bütün imkanları olduğu halde gidemeyenler de var. Ben gitmek isteyenler genç yaşta gitsin derim. O yerleri görsün isterim. Çok farklı bir ambiyansı ve oranın... Anlatamazsın zaten, görmek gerekiyor. Yani tarifi mümkün değil, değil mi? Değil. Onu ancak oraya gidenler anlatır. Anlar, anlatır da değil. Anlattığınızı anlayamazsınız çok şeyleri zaten. Allah isteyen herkese nasip etsin diyorum ben. Amin, amin. Ama ömrü, kimin ömründe mutlaka ve mutlaka hacca gidemeyebilir ama herkesin bir defa ümre yapması lazım. Çünkü hacca gitmek çok kolay değil zaman olarak da. 12 sene bekleyen arkadaşlar var bizim, etrafa gidemediler. Ama hepsi genç olması gerekiyor, onu söyleyeyim. Yani genç yaşta giderseniz daha rahat görevlerinizi, daha çok vazife yapıyorsunuz, daha çok ibadet yapıyorsunuz. Memlekete sık sık gidip geliyorsunuz. Haliyle gidip geldiğiniz zaman sık sık demeyeyim, yani yıl içerisinde işiniz oluyor ama yazın büyük bir kesmini, kısmını daha doğrusu en az bir ayını memlekette geçiriyorsunuz. Evet. Ve ona tek başınıza geçireceğim diye de yapmadınız tabii haliyle. Aileyle beraber topyekün işte bu 8 torun, 3 evlat, eş, çocuklar falan filan 16 kişisiniz. Onlarla beraber hepsini yetecek kadar. Biraz ondan bahseder misiniz? Yani memlekete gerçekten hani 5 yıldızlı otel konforunda bir mekan yaptınız. Aileyle beraber memlekete böyle bir tatil geçiriyorsunuz ve her sene de mutlaka bir arada oluyorsunuz. Tabii o bir ihtiyaç amacıyla yapılmıştı. Yani aileyi bir arada tutabilmek için böyle bir köy evine ihtiyacımız vardı. Allah'a şükür onu da yapmak nasip oldu. Ben bugün torunlarıma sorsam yaz tatili geldiğinde, Avrupa'ya mı gidersin, çamaşa mı? Çamaş diyorlar. Yani bu oradaki rahatlıktan kaynaklanıyor. Oradaki tabiat güzelliğinden kaynaklanıyor. Tabii biz Çamaş'ta da değil artık. Fatsa'sı, Bolaman'ı, Yalıköy'ü, Perşembe'si, işte Ordusu, Boztepe'si kattığınız zaman çok güzel bir tatil oluyor bizim gençler için. Onun için de dört gözle aslında yaz gelsin. Genelde Temmuz ayını biz seçiyoruz. Gidelim diye bekliyorlar. Vallahi sizi kutluyorum. Yani bu aileyi o kadar güzel bir arada tutuyorsunuz ki, bir arada tutmak için de bütün altyapıyı yapmışsınız. İstanbul'da da beraber oluyorsunuz. Bildiğim kadarıyla burada Bolluca'da da eviniz Ballıca'da. Ballıca'da eviniz var. Hani bu köy havasını teneffüs edelim diye de yine aynı şekilde burada yaşayışınız var. Burada aynı sistemi uyguluyorsunuz. Yani memleketten kopmadınız, kopmuyorsunuz. Evet, şimdi bundan 20-25 sene önce dedik ki biz yakında bir köyde de yaşasak iyi olur falan. O zaman çok araştırdık. Karadeniz'e benzeyen bir köy aradık. Nasipmiş Ballıca köyünde bir yerimiz oldu. Ballıca köyünün özelliği ne? Ballıca köyü benim evime 10 kilometre, iş yerime 35 kilometre. Yani evden gittiğim zaman 15 dakikada, iş yerinden gittiğim zaman yarım saatte ulaşabiliyorum. Dolayısıyla yazları 4-5 ay sürekli orada kalıp işe gelme imkanım oluyor. Eşi dostu ziyaret etme ve onları davet etme imkanımız oluyor. Aşağı yukarı 99 depreminde taşınmıştık. 20 yıldan beri de orada. Onun bir tek engeli var bana. Orduya daha fazla vakit ayırmamı engelliyor. Evet. Çünkü çok benziyorlar birbirlerine. Ama yine siz tabii orası yakın olmasa da bile burada geçiriyorsunuz. Ama oradaki süreyi biraz bir ay değil de 2 ay falan yapın. Şimdi mesela bu kışın Fatih dedi ki ille bir kışın gitsek falan dedi ama nasip olmadı. Ama kışın da bizim evimiz durabilecek durumda aslında, gayet güzel. Birkaç kere kışın da gittik yani. Kışın daha farklı oluyor. Çünkü kışın dediğiniz zaman benim çocukluğumdaki tavşan avları aklıma geliyor. Bilmiyorum, hiç öyle bir tavşan avı oldu musun oralarda?
tüfek yok, bir şey yok falan. Veya tüfekler o şeyde karda ıslanır şeyi çakarsın hale şey yapmaz. Belki o zevk de aslında. Yani ta tepenin bir izine bir tavşan çıkar, ta aşağıya kadar 20-10 kilometre koşar. İnsanlar da peşinden koşardı falan. Onun eti meti için değildi aslında o herhalde ama oradan bağırır, geliyor oradan bağırır, orada şeyin dibinde falan filan diye. Böyle bir şey eğlenceydi belki de. O aklıma gelir hep mesela köye gittiğimde, kışlara gittiğim zaman. Sık sık gidiyorsunuz. Geldiğiniz zaman memleketle ilgili özlemlerinizi söyleyeceğiz. Neler sevdiğinizi, hasret duyduğunuzu. Hazır yine memleketten konuşurken bir memleket türküsü daha size hediye edelim. İzleyicilerimiz de dinlesinler. Bu sefer kimden ne dinleyelim? Vallahi bu sefer Ordu'nun dereleri olsun ama daha önce neyi dinledik? Rahmetli Kamil Sönmez'den bize bırakmıştınız. Hangi dinledik? Ordu'nun derelerini biz dinleyelim ama Ordu'nun sanatçısı hep size güzel söylüyor zaten. Tamam. Hangi sanatçı söylerse söylesin. Bu sefer diğer başka sanatçılarımızdan diyoruz. Evet. Tamam, peki. Yine bir türkü molamız var. Memlekete gidiyoruz. Dönüşte tekrar beraberiz. Şimdi memlekete gittik, tekrar döndük, Ordu'nun derelerini dinledik.
Şimdi konuşulacak çok mevzu var. Konuşmaya çalışıyoruz mümkün mertebede ama o kadar keyifli ki inşallah Ballıca'da veya işte Çamaş'ta yine beraber bir programda yaparız. Bekleriz, her zaman bekleriz. Orada farklı bir versiyonla iş yaparız. Şimdi memlekete gidip geldiğiniz zaman hani derler ya çocukluktan biraz önce bahsettiğiniz hani anlarınızdan en çok özlem duyduğunuz nedir? Yani o ilk yaptığınız zaman hala hazırda şunu gittiğimde ilk yapacağım dediğiniz şey nedir? Vallahi ilk yapacağım bir ilk yapmam gerektiği halde yapamadığım şeyler vardır mesela. Ne? Mesela sabah kahvaltı yok tabi o yıllarda bizim zamanımızda. Mısır ekmeğini alacaksın, dut ağacına veya kiraz ağacına çıkacaksın. Mısır ekmeğine beraber karnını doyacaksın. Bu bir özlemdir mesela. Bunu yapma şansı bir daha var mı? Yok. Yaparsın, niye yapmayacaksın? Dutta yapma şansımız var aslında. Var var, kirazı da yaparsın. Bunun dışında tabi eş dost çok gelen giden oluyor. Biz ziyaret ediyoruz. O ziyaretlerdeyken bayramlarda gittiğimizde o bayramlaşmalar falan çok güzel oluyor. Ama o bayramlaşmalar bizim çocukluğumuzdaki bayramlaşmalar maalesef değil. Niye değil? Biz yaya giderdik camiye 3 kilometre bahsettim daha önce. Ve yaya da babamla beraber gelirdik. Babam köyün en alt tarafında başlardı. Orada dayıları, amcaları vardı. Ziyaret ede eve geldiğimizde ikindi vakti olurdu. Yani öncelikle ziyarette ve hepsine giderdi. Hepsiyle bayramlaşırdı. Şimdi bayramlaşma olduğu zaman herkes doğru eve koşuyor. Ve ancak gelen varsa onunla bayramlaşıyor. Kimseye gitmiyor, kimseyi ziyaret etmiyor. Hatta kimseyi tanımıyor. Mesela benim, ben iyi biliyorum, babam komşu köylerdekilerin yarısını tanırdı. İşte komşu, evet. Saryakup Köyü, Danışman Köyü, Budak Köyü gibi köyler bizim, Ürmeli Köyü bizim komşu köylerimiz. Babam onların en az yarısını tanırdı. Ben de belki üçte birini tanıyordum. Ama benim oğlum maalesef hiçbirini tanımıyor. Evet. Bırakın onu, 100-200 metre alt taraftaki ikinci, üçüncü kuşak kimseleri tanımıyoruz. Yani biz köye gittik, bunları hep özlüyoruz ama yapamıyoruz. Şimdi bu, şöyle söyleyeyim, bizim doğduğumuz köyde, bizde köyde geçti, komşumuz böyle yaşlı teyze vardı. Onun yaşı münasebetiyle belki bizi tanımamazdı söz konusuydu. Mesela gözlükleri vardı, hatırlardım bana, ne derler? Kalın şişe gözlük. Dibi gözlükler derler ya, evet. Öyle kalın gözlükleri vardı. Şimdi ne bulursa onu takacak, mı? Muhtemelen uzağı görmüyor veya işte... Doktora gitme şansı da yok, gitmiyor. Birisi tembih etmişti, bir gözlük almış. Şimdi bize sorardı, her gidişimizde, siz kimin oğlusunuz diye sorardı. Tamam. Filancanın, tamam. Hafızası biliyor. Tabii. Anam bu, babam şu dediğimiz zaman... Hemen haliyle, anan selam söylemiyorum falan filan. Şimdi eskiden tanınıyorduk ve biliniyordu. Dediğiniz gibi günümüzde nüfus da kalmadı. Gerçek yazları biraz kalabalık oluyor ama Dice'de eski o şatavatlı kalabalık nüfus yok. Sesler birbirinin içerisinde. Şimdi bakıyorsunuz amcamın oğlu birkaç gün önce sonra diyor memlekete gideceğim diyor. Yanıma uğramıştı. Dedi gidip geleceğim. Dedim kalsana. Dedi ki ya kimse yani zaten yaz geliyor. Yazın gidip kalıyor da yaz boyunca. Dedi ki şimdi daha kimse gitmemiştir dedi. Kimse yoktur. Yani orada dedi selam vereceğim mahallede dedi. Kimse olmayınca dedim. Kahveye gidiyorum bazen dedi. Camiye, eve. Başka bir şey yapacak bir şey yok. Maalesef. Köy bomboş. Yani dolayısıyla yani çok köylü güzel. Niye terk ettiği de çok ilginç aslında. Yani ben şimdi babamdan örnek alıyorum. Babam oradaki tarlalarla çocuklarını okutmuş, evlendirmiş. Dışarı gurbete hiç gitmemiş. Demek ki yetiyormuş. Ama kendisi bizzat belki 8 saat değil 18 saat çalışıyordu. Evet. Hatta bana hatırlarım Hıntık Vakti Köy'e gittiğimizde üniversite falan okurken saat de yoktu belki bilmiyorum. Annem der ki güneş 3 kolan boyu yukarı çıktı siz hala uyuyorsunuz. Millet fındık topladı kuşluk vakti oldu falan derdi böyle. Sabah namazı bunu toplamaya giderdik. Sabah namazından da önce belki. Akşam namazında dönerdik. Şimdi bunu hiç kimse toplamıyor bir kere. Tabii. Ne yapıyor? Amele diyor. Amele zaten bunu toplamasını bilmiyor. Biz kendi fındığımızı toplarken 3 çuvalını topluyorsak amele bir çuval topluyor. Tabii. Ve amele geride çok fazla fındık bırakıyor. Şimdi köylerde tavuk var mı? Yok. Hayvan var mı? Yok. Benim hayvancılık yapan tanıdıklarım var. Sadece bir inekle bir eve bakıyor. Kesin de öyle. Ben birisine dedim ki al kardeşim iki tane inek al. Bütün ineğin bütün ürünlerini ben alacağım dedim. İstanbul'a gönder dedim.
Onu bile yaptı. Hatta yine de ben alayım dedi. Şimdi ona sahip çıkmıyor, buna sahip çıkmıyor. Ondan sonra şeyi terk ediyor. Gurbette gidiyor. Peki gurbette ne yapıyor? Para mı kazanıyor? Hayır, yok. Asgari ücretle talim. Abi para da kazanmıyor ki gurbette. Aileyi parçalıyor üstelik. Onun için daha bilinçli hareket etmesi gerekiyor bizim köylülerimizin. Gelir getirecek şeyler var aslında köylerimizde. Ama biz her birimiz köylü de patron olmuş. Köylü de artık çalışmıyor. Bakmıyor, ilgilenmiyor maalesef. Ya inşallah bu yakın zaman içerisinde terse göç dönüyor ya. Terse göçün kısmen olsun. Şu anda köylerde insanların geçim imkanları fazlasıyla var. Bence de var. Çok fazlasıyla var. Eskiden belki azdı ama şu an çok daha fazla var. Ya da en azından tarımın çeşitlendirilmesi mümkün. Yani tek bir verimli olması lazım. Bir de verimli olması gerekiyor. Yani sadece fındık endeksli bir tarım değil. Yani birçok alternatifi, versiyonu yapılması mümkün bunun. Onların yapılabilecekleri imkanlar var. Yeter ki istensin. Ama yaşlı nüfus kalınca da yaşlı nüfusun çabası mümkün değil. Değil. Genç nüfusun olması lazım. Kesinlikle. Yani orada o işleri geliştirecek. Evet. Çok şey konuşuluyor. Memlekete gitti mi daha işin içinden çıkılmıyor. Çıkılmıyor maalesef. 2018 bitti. 2019'dayız. 2019'un hatta işte ilk çeyreğinde içerisindeyiz. Bundan sonraki projelerinizden bahsederseniz yani şu anda 6000 metrekare kapalı alan dediniz. 20 metrekarelik bir alanınız var. Büyüyecek, geliştirilecek. İmkanlar gelişti. 2018 ve daha önceki yıllar biraz sancılı geçti ama ümit varsınız değil mi? Yani şu andaki durumumuz ne alemde? Bundan sonraki projelerinizle ilgili biraz işten bahsedersek. Şimdi krizlerde biz hep büyüdük. Yani kriz bizi küçültmedi bir kere. Niye küçültmedi? Biz yıllar önce dedik ki Türkiye pazarına değil dünya pazarına hitap etmemiz lazım. Ve bütün çabamızı dünya pazarlarına mal satabilmek için, parça satabilmek için yaptık. Ve onun için de hiçbir kriz bizi etkilemedi. Allah'a şükür biz devam ediyoruz. Büyüyerek devam ediyoruz. Bundan sonra da öyle devam edeceğini düşünüyorum. Ama bundan sonraki projeleri ben değil, gençler yapsınlar diyorum. Evet. Yani tabii siz ne derler? Ordinalis profesör, işin başında yön veren, şekil veren kişi olarak olacaksınız, tanıyacaklar. Ama gençler tabii ki şimdi gençlere siz yetki ve görev vermezseniz onlar kendilerini yetiştiremezler zaten. Bir gün nasıl olsa bak biz siz vermişsiniz çok güzel zamanda yani düşünsenize Fatih'le konuşuyorsunuz. Diyorsunuz ki 2000 yılından itibaren ben diyorsun yurt dışına gitmedim. Fatih gidiyor. Dolayısıyla adam üniversiteyi bitirir bitirmez siz gelmişsiniz ona güvenmişsiniz ve bırakmışsınız işi teslim etmişsiniz. İmalat müdürünüze aynı şekilde görev vermişsiniz. Bırakmışsınız sorumluluğu. Satın almacı aynı şeyi vermişsiniz. Ve kurumsallaşmak. Zaten dediniz ya çok büyük başarının en büyük sistemi de işin başındaki mihenk taşlarından bir tanesi kurumsal olmak. Evet. Siz bu kurumsallığı başarmışsınız. Şimdi arkadan gelen Ozan mıydı? Ömer. Şimdi Ömer bildiğim kadarıyla hem üniversiteye gidiyor ama daha çok üniversiteye gittiği zamanlarında şimdi de imalat yani, gelip burada yardım ediyor. Zamanının büyük bir kısmını burada geçiriyor. Ömer çok koşar. Ömer bizim her işimize koşar aslında. Dolayısıyla şimdi bakın şimdi adamı Ömer'e yetki vermişsiniz bu işlerle ilgili. Neticede işin geliştirecekse Ar-Ge'sinde de mutfağında da imalatında da hepsinde var. İnşallah bunlar çok daha sizin diktiğiniz bayrağı ilerilere daha öteye götüreceklerdir. Öyle umuyorum. Ben onlara güveniyorum. Vallahi zaten bu söz olduktan sonra daha da söylenecek bir laf yok üzerine. Zaten nasıl olsa bir gün bırakıp gitmeyecek miyiz? Yani o gün vereceğin yetki bugün veriyorsun yani. Yani. Şimdi ayrıca yapmak istediğiniz en çok şey desem ne yapmak istersiniz? Ya da yaptığınız şey nedir? Daha çok kişiye faydalı olmak için bir şeyler yapmak gerekir diye düşünüyorum. Orada da yani maddi olarak herhangi bir hedefimiz yok. İlla şu olsun veya bu olsun değil. Ama daha çok kişiye yardım edersek daha çok mutlu oluyoruz. En çok mutlu olduğunuz kendiniz için de yaptığınız şey nedir ailece? Ya çok şeyler var tabii. Onun için de burada belki biraz özellikle fazla şey yapmaya gerek yok ama biz mutlu olabilecek her şeyde mutlu oluyoruz. Yani çok fazla üzülmemek adına her şeyi yaparız mutluluk adına. Eyvallah.
Şeyde Fatih ile özelde sohbet ettiğim zaman üflemeli çalgılar ve orgu çaldığını falan söylemişti. Sizin çaldığınız bir müzik aleti falan yok, var mı? Hiç olmadı. Çaldınız hiç mı? Merak da etmedim. Zamanın hiç de heves etmedim. Zamanın da olmuş. Zaman olmuştur. Dinlemeyi tabii ki neticede köyden gelmişsin, oradan gelmişsin. Orada zaten müziğin bir parçası, o kadar güzel halk müzikleri var falan. Ama hele bu batı müziğiymiş, bilmem neymiş falan bizim hiç ilk alanımıza girmeyen, zaman ve şeye ayırmadığımız bir bölümdür. Çok gerekli de görmüyoruz açıkçası. Şeyde hani en çok yani bazen derim ki en çok güvendiğiniz kişi desem diyorum mesela programda soruyorum. Muhtemelen herhalde o oluruz ve ailedir yine ama en çok güvendiğiniz, size güven telkin eden bu iş yaşamınızda hani sizi böyle yarıda bırakmayan dediğinizi sağlam olan kim? Biz kazık yiyene kadar herkese güvendik bir kere. Şimdi? İşte kazık yedikçe bırakıyorsunuz. Şu anda hayatta güvendiğiniz kim deseniz? Tabii ki yani neticede çalışanların hepsine güveniyorum, koyu yetkileri verdim. Ya onu demiyorum. Ya, hayatta ben herkese güvendiğinde değil. Çok, en çok güvendiğiniz kişi çok fazla dostlarım var, onu söyleyeyim bir kere. Yani bana dua edecek, bana ziyaret edebilecek, ben üzüldüğümde benimle üzülecek, ben sevdiğimde benimle sevilecek. Her türlü davette bana gelebilecek çok dostum var. Bu arada iki arkadaşınızı çok yakinen biliyorum tabii yani. Hikmet Melek ile Şehitin Çelik. İkisi de benim yakınım bir... Tabii Şehitin Çelik benim ilkokuldan bir arkadaşım. Evet. Çok fazla da görüşüm. Aynı zamanda mali müşavirimi de yapan bir arkadaşım. Hikmet Çelik ile de Hikmet Melek ile de işte dedim ya bir önce anlattım. Evet. 35 yıl sonra bir araya geldiğimizde ama zaman zaman görüşürüz. Bir ay önce, iki ay önce de görüştük. Evet. Ve dostlarımızı biz hiç unutmuyoruz. Fırsat buluşacağız da görüşürüz. Daha genelde de ben organize ediyorum. Şimdi dört gözle bekliyorlar. Birisi organize etsin de İstanbul'daki Fatsallılar, Fatsalisi mezunlar bir araya gelelim diye. En kısa zamanda inşallah geleceğiz yine. Evet. Hikmet Hocam da Şehitin abiyle de, Şehitin Bey'le de epey bir mesaj. Şimdi onlar bize lisede arkadaş olmamasına rağmen son İstanbul lise toplantımıza onları da çağırdık. Ortaokuldan arkadaşlarımız diye çağırdık. Evet, evet, çok iyi oldu. Çok memnun oldular. Evet. Şimdi bu kadar bilgi birikimi aslında konuşurken biz dedik ki yani Özgür Grup şirketler topluluğu içerisinde sizinle sohbet ediyoruz. Çocukluğunuza gittik, gençliğinize gittik, işten bahsettik falan filan. Ama bunları söylerken izleyicilerimizle de paylaşırken hem benim yaptığım programın bir gayesi var esasında. Hem gurbette orduları başarıyla temsil eden hemşehrilerimizi anlatıp tanıtalım. Onların farklı kimliklerini izleyicilerimize görsün, hemşehrilerimize görsün niyetimiz var. Ama bir taraftan da tecrübelerini, kendi alanında başarılı olan hemşehrilerimizin başarısını, birikimini onlarla paylaşalım arzusundayız. Şimdiye kadar birçok şeyini paylaştık. Sizin nereden, nasıl geldiğinizi ve neler yaptığınızı, hamlelerini doğru yaparak işi geliştirip büyüttüğünüzü söylediniz. Genç girişimci ve müteşebbislerimize, yani bizi izleyen hemşehrilerimize, sadece ordulu değil, bu şimdi TV52'nin izleyicilerine baktığımız zaman bizi Tokat'tan da izleyicilerimiz var, Amasya'dan da var, Urfa'dan bile izleyicilerimiz var. Türkiye'nin her yerinde ve yurt dışından. Hepsi de ordulu da değil bu arada. Yani TV52 aracılığıyla çok yerde izlenilme şansı oluyor. İzleyicilerimize, gençlere, genç müteşebbislere, girişimcilere tavsiye ve önerinizi alıyor desek, tabii onlar çok tavsiyemiz olacak da onlar dinler mi ayrı bir olay. Dinlesinler. Biz büyüklerimizi hep dinledik. Evet. Ama şimdiki gençler her şeyi bildiklerini zannediyorlar. En büyük hatada da burada yapıyorlar zaten. Halbuki bizde istişare sünnettir. Yani herhangi bir konuya girdiğin zaman, yapacağın zaman mutlaka istişare etmen lazım. Bilen birisi varsa onunla diyeceksin. Bilen yoksa da bulacaksın. Ben gençlere söyleyeceğim şey, bir defa meslek seçerken mutlaka sürekli sevdiğiniz bir mesleği seçin diyorum. Yani zoraki bir meslek dense sevdiğiniz mesleğe devam edin. Öncelikle para kazanacağınız bir meslek olması gerekmiyor. Mutlu olabileceğiniz bir meslek seçin. Çünkü parayı öyle böyle kazanırsınız. Ama mutluluğu her zaman yakalayamazsınız. Büyüklerinizi mutlaka dinleyin derim. Çünkü tecrübe her zaman tecrübedir. Siz hayal görürsünüz ama büyükleriniz size gerçekleri anlatırlar.
onlardan faydalanmaları gerekiyor. Yoksa etrafında bulabilecekleri bir sürü tecrübeli insanlar vardır. Ben çocukluğumu anlattım, sorabilecek hiç kimse yoktu. Evet. Bir matematik problemini çözemeyeceğiniz zaman çözeceğiniz bir arkadaşınız yoktu bizim köyümüzde. Ama şimdi öyle değil. Şimdi etrafta bir sürü yardımcı olabilecek insanlar var. Dolayısıyla büyüklerinizi hem dinleyin hem sorun, istişare edin derim. Çok fazla hayal görmeyin. Hayal görün ama çok fazla görmeyin. Gerçekler çok önemlidir. Gerçeklere adım adım sabrederek ulaşabilirsiniz. Ama koşarak hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. İş yapmak çok kolay değil. Yani birilerinin önüne kalıp bir avuç yapıp çok güzel para kazanıyor dememek lazım. Ama güzel fikirleriniz varsa bunu da gündeme getirmeniz gerekiyor. Uygulamanız gerekiyor. Çok basit bir örnek vereceğim. Mesela işte hepimizin bildiği simit. Nerede satılırdı? Soğukta simitçilerin sattığı, işte tahta şeylerinden satılan bir şey. Sonra bir akıllı adam çıktı, bunu dükkana soktu. Simit sarayı. Simit sarayı oldu. Bu bir fikirdir. Burada bir maddi şeye ihtiyaç var mıdır? Vardır ama daha sonra vardır. Önce fikir önemlidir. Önce bir fikriniz çok iyi olacak. Değişik bir fikir bulacaksınız. Farklı yönleriniz olacak. Ondan sonra uygulamaya sokacaksınız. Yoksa ya ben işte burada 2 sene çalıştım. Parçayı da öğrendim. Ben de gideyim parçayı satayım. Bak özü görüyor çünkü bilgiler açık neticede. 70 ülkeye mal satıyor. Ben de 30'una satarım. Ben de köşeye dönerim diye düşünenler varsa boşuna düşünüyorlar demektir. Bu çok kolay olmuyor. Bu uzun bir sürece ve tecrübeye ihtiyaç duyulan bir şey oluyor. Ama fikir her zaman fikirdir. İyi fikirler üretilebilir. Ve şeyden korkmasınlar yani başarılı, her zaman başarılı olacağım diye beklemesinler. Başarısız da olsa genç insanlar çünkü başarıya doğru adım adım gidecekler. Bunda da bir hayır vardır diyecekler. Ya sizin başınıza dediniz ya, dediniz ya bir Suriye'de iş almadılar. Anlattım. Değil mi? Evet. Almadılar sizi işe. Oraya gittiniz, buraya gittiniz, almadılar. Ama beni, patron yaptılar. İşte bak, 50 kişiye işveren yaptılar. Ya neticede bu... Binlerce kişiye sebep oluyoruz. Onların rızkına sebep oluyoruz en azından. Ama dediğim gibi her şeyde bir hayır vardır şeyiyle baksınlar. Ve gençler en önemlisi de birbirini sevsinler. İyi arkadaş seçsinler. Kesinlikle arkadaştan geçiyor iş. Üretime dayalı olsunlar. Üretim çok önemli tabii ki. Hele böyle dışarıdan ithal edilen bir ürünü üretebilecekseniz veya bir projeyi geliştirebilecekseniz çok daha mutlu olursunuz. Biz az önce söylediğim gibi ben Amerika'dan yıllardır mal getirdim. Ama Amerika'ya mal satmak en mutlu olduğum şeydi benim. Onlar için de aynı şey geçerlidir. Onların daha önünde çok uzun bir hayat var. Bıkmadan, yorulmadan doğru şeyleri arayacaklar, bulacaklar. Sorarlarsa biz de elimizden gelen şeyleri, tecrübeleri ve imkanları sunarız tabii. Allah razı olsun. Yani o kadar donanımlı, birikimli işin içerisinde tüketim toplumunda da üretim toplumu içerisinde olmuş olmanın katma değer üretmenin ülke için çok verim var. Pes etmemek lazım, yılmamak lazım dediğiniz gibi. Ve en önemlisi sizin gibi değerler var. Kapısını tıklayıp da başı sıkışsa akıl danışabilecekleri. Eskiden sizin zamanınızda dediğiniz gibi danışacakları yoktu, konuşacakların yoktu. Yol gösterecek kişi yoktu. Ama neticede bununla ilgili size geldikleri zaman ben bunu yapmak istiyorum, neler yapabilirim? Danışman ücreti istemiyorsunuz sonuçta. Yani bedava. Ve şey ben okul bitirdim, ben iş arıyorum, nerede iş bulurum diyenlere de herkes gelsin, kapımız açıktır. Daha 2 gün başladım, bir akkuşlu bir hanım aldık. Evet. Akkuşlu olması yetti bana mesela. Çalışırsa ben soracaktım bunu da esasında dedim ya tercih sebebidir ordulu işe başlarken tercih yani. Sebebidir. Evet. Biz orduyu seviyoruz. Orduları da seviyoruz. İşinizi de seviyorsunuz. Ben sohbet eden sormadım. Çok bunu... Sevmesen başarılı olamazsınız zaten. Başarılı olamazsınız. Gözünüzden parlak. Gençlere de tavsiyemizin bir tanesi işlerini sevsinler. Sevince zaten başarı geliyor. Kesinlikle öyledir. Evet. Bir de biraz da kaderci olsunlar yani. Evet. Programımızın hani zamanına kadar çokmuş dediğiniz zaman vardı. 2 saatlik program vardı. Ya 2 saat sürmesin falan filan dediniz ama bak 2 saatte yetmiyor. Öyle arkadaş mi? İşaret ediyor. Zaman bitti diyor. Kapanış programımızın sonuna gelmişiz. Ben size de çok teşekkür ediyorum bir kere. Biz size teşekkür ediyoruz. Bizi ağırladınız, konuk ettiniz. Bilgi birikimi, donanımınızı, tecrübenizi bizimle paylaştınız. İzleyicilerimize paylaştınız. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin, muvaffak etsin. Ben izleyiciler için sizin dilek ve temennizi alacağım.
programımızı kapatacağım. Son bir kere öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Bizi ziyaret ettiğiniz için. TV52 yöneticilerine ve patronuna özellikle selam ve sevgilerimi sunuyorum. Bizi dinleyen bütün ordulara ve bütün diğer TV52 seyircilerine bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sürçülisan'a size affola diyorum. Tabi önümüzdeki 30 Mart'ta mahalli seçimler var. Özellikle Ordu'da, büyükşehirimiz olsun, ilçelerimiz olsun, hayırlı olsun diyorum. Bu seçimdir. Kimisi, birisi kaybedecek, birisi kazanacaktır. Her kaybeden de çok üzülmeyecek. Kazanan da o yerin hakkını verecek inşallah diyorum. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye için de aynı şeyi, bütün temennilerim. Türkiye'deki seçimin önünde Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. Size de bundan sonraki yayın hayatında başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Ordumuza selam ve sevgiler İnşallah, sunuyoruz. İnşallah önümüzdeki sürecin içerisinde Balıca veya Çamaş'ta tekrar sohbet etmek İnşallah. Ümidiyle. İnşallah. Diyelim. Her zaman bekleriz. Değerli izleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta Özgür Grup Şirketler Topluluğu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Bölükbaşı'la beraberdik. Haftaya bir başka programda yine sevdası Ordu olan hemşehrilerimizle beraber olmak ümidiyle yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımın adına hepinize şükranlarımı sunuyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Esen kalın. Az tuzlu Murat Bey vurguyla Bir Sevdadır Ordu sona erdi.